Hoş geldiniz. Hoş tekrar bulduk. Birazcık gecikmeyle başlıyoruz ama bugün çok heyecanlıyız aslında çünkü 4 ilham veren yeni nesil tasarımcı ve üreticiyle birlikteyiz ve onların ilham veren hikayeleriyle aslında bugün sürdürülebilir zihin konuşacağız. Başlamadan önce kendimizi tanıtalım ufacık bizde. Bugün paneli Mercado kurucuları olarak Yağız'la birlikte yönetiyoruz. Ben basılı edisyonunda genel yayın yönetmenliğini yapıyorum aynı zamanda. Ben de Yağız. Mercado'nun yine ikinci kurucusuyum ve kreatif direktörlüğünü yapıyorum. Bugün panelimizde beraber olduğumuz için öncelikle çok mutluyuz. Tekrardan hoş geldiniz demek istiyorum. Panelimizin konusu olan sürdürülebilir zihin kavramından ve nasıl ortaya çıktığından kısaca bahsetmek istiyorum panelistlerimize sözü vermeden önce. Sürdürülebilir zihin bizim Mercado olarak biz bir tasarım ve sanat platformuyuz. Yeni nesil bir içerik platformuyuz ve basılı edisyonlar çıkarmaya başladık. Her basılı edisyonumuzun da özel bir teması oluyor. Ve Eylül ayında çıkardığımız son edisyonumuz sürdürülebilir zihin temasını ele alıyordu. Bu temaya, bu kavrama varışımız da şu şekilde oldu. Biliyorsunuz sürdürülebilirlik artık çok fazla hayatımızın içinde olan bir kavram. Çok fazla yerde karşımıza çıkıyor ve artık bir noktada da içi boşalmaya bile başladı. Öyle bir hızla ilerliyor. Sürdürülebilirlik dediğimiz zaman herkesin aklına ilk olarak çevresel anlamdaki karşılıkları geliyor tabii ki. Çünkü büyük bir küresel iklim krizi içindeyiz. Çevresel sorunlar yaşıyoruz ve artık burun burunayız bununla. Ama sürdürülebilirlik diğer pek çok şeyde olduğu gibi bu sorunların kaynağı da aslında tek bir şeyden değil bir sistemden geliyor. Ve bu sistemi besleyen her şey de aslında sürdürülebilirliğin dokunması gereken başka bir alan. Bunun sosyal tarafı, ekonomik tarafı, dijital, kentsel tarafı hep sürdürülebilirliğin bakması gereken taraflar. Ve bundan dolayı da aslında sürdürülebilirliği bir yönden değil bir zihin yapısıyla ele almak, yani zihnimizi sürdürülebilir bir şekilde çalıştırmak önemli. Bugün panelimizde bu konu üzerinde 4 farklı alanda sürdürülebilirliğe dair ilham verici çalışmalar yapan isimle birlikte sizinle olacağız ve bu konu üzerine konuşacağız. Soru aslında başlayabiliriz bence. Aynen, sohbetimize başlayabiliriz çünkü heyecanlı bir dörtlü var aramızda bugün. Biz bu sayıyı hazırlarken, ya daha önce bildiğimiz isimler olmasına rağmen ilk kez hepsiyle bu sayıda tanıştık ve hepsini de tanımanızı istiyoruz. Sürdürülebilirlik konuşurken öncelikle aslında aynayı kendimize tutmamız gerekiyor. Özellikle de yaratıcı sektör bileşenleri ve üreticiler, tasarımcılar olarak. Çünkü gerek kullandığımız materyaller, üretim tekniklerimiz, gerekse içerisinde bulunduğumuz tüm bu üretim süreci dünyamıza çok kalıcı zararlar veriyor. Ve farkındalığımızın bu kadar arttığı bir dönemde değişime de kendimizden başlamamız gerekiyor. Bu noktada da alternatif materyal üretimi üzerine araştırmalar yürüten, belki de dünyadaki sayılı biyomateryal çalışmaları üzerine çalışan bir tasarımcı aramızda, Ece Gözen aramızda. Hatta bu hafta da güzel bir haberle bizi yine mutlu etti. Hello Tomorrow Summit derin teknoloji öncüsü seçildi ve Aralık ayında Paris'te ülkemizde temsil edecek bu summitte. Dilersen Ece senden başlayalım. Kısaca neler yaptığından bahset. Ve sürdürülebilirlik adına yaptığım bu biyomateryal çalışması neden önemli? Merhaba herkese. Ece Gözen ben. Biyotasarımcı ve Gözen İstitüsü'nün kurucusuyum. Aslında tekstil ve moda sektöründe 12 senelik bir geçmişim var. Çünkü ben yola moda tasarımcısı olarak çıktım. 2012'nin sonunda, 2013 yılında kendi markamı kurdum Ece Gözen isimli. Ve yurt içinde birçok moda ile alakalı yerlerde markamı temsil ettim. İlk hazırladığım diplom projemle en vizyoner tasarımcı ödülü aldım Vogue İtalya'dan. Bu bir tasarımcı olarak benim için kariyerimi çok etkiledi. Ama sonrasındaki hani şu anda konuştuğumuz dünyaya dönüşümüm çok önemli. Belki ondan bahsedebilirim. Bu dönüşüm nasıl gerçekleşti bir moda tasarımcısıyken. 2016'da Londra'dan yine başka bir ödül aldım ve 6 aylığına oraya davet edildim ve bu süreçte moda, sürdürülebilirlik ve hani sonuçta hizmet ettiğim sektör dünyaya en çok zarar veren sektörlerin başında geliyordu. Ve orada bir aslında mini bir aydınlanma yaşadım. Çünkü zaten koleksiyonlarımda hep bilim, doğa gibi, teknoloji gibi faktörleri zaten kullanıyordum. Ama doğanın güzelliklerini tasarımlarımda
kutlamak evet güzeldi ama korumam da gerektiğini bir yandan fark ettim ve akademik bir araştırma sürecine girdim. Burada da akademide iklim değişikliği, moda ve hayvancılık sektörüyle alakalı bir araştırma raporu hazırladım. Burada da gerçekten hep belki de moda tasarımcısıyken elimle ittiğim gerçekleri yüzleşme fırsatı bulundum. Ve fark ettim ki aslında bizim sektörümüzün tasarımsal süreçleri destekleyen süreçlerde materyalle alakalı bir çok ciddi bir problemimiz vardı. Yani hep evet ileri dönüşüm, geri dönüşüm var ama hani yeni bir sistemi materyal dünyasını nasıl oluşturabiliriz diye o araştırma dosyasının sonucunda ben birazcık daha bilime ve doğaya olan ilgimi ve yetilerimi birazcık daha farklı bir disiplin arası bir araştırma taşıdım ve laboratuvarlarda yeni sürdürülebilir doğal materyaller nasıl geliştirebiliriz diye bir ARGE projesi başlattım. Şu an aslında o proje büyüdü ve şu an kurucusu olduğum Gözen Institute altında yapılan çalışmalara döndü. Biz ne yapıyoruz burada? Gözen Institute aslında biyoteknoloji, tasarım ve sanat odağında çalışan Türkiye'deki ilk ve tek kurum. Dolayısıyla bunun sorumluluğunu da taşıyoruz. Çünkü hani dünyada biyomaterya üretimi, biyotasarım terminolojik olarak çok çok zaten yeni gittikçe yükselen şeylerin başında geliyor. Biz burada kendi bünyemizdeki laboratuvarımızda biyomaterya üretiyoruz. Aynı zamanda bu ürettiğimiz biyomateryaller biyotasarım pratiklerine taşıyoruz. Yani materyayı üretmekle kalmıyoruz. Aynı zamanda bunları tasarıma yansıtıyoruz. Aynı zamanda buradaki süreçlerde kendimizi ifade etmek ve daha doğa ve insan arasındaki ilişkiyi irdelemekte zihinsel süreçlerin de çok önemli olduğunu bildiğimiz için biyosanat projeleri de yapıyoruz. Hatta geçtiğimiz Haziran ayındaki Contemporary'de Morphosis'in ismini verdiğimiz ilk biyosanat projemizi de gerçekleştirdik. Senin bahsettiğin ödüldeki şey de aslında dediğim gibi multidisipliner bir yapı olduğumuz için bu bahsettiğimiz şey de biz canlı organizmaları kullanarak ve organik atıkları kullanarak biyoderi üretiyoruz ve bunu kendi laboratuvarımızda pilot skalada üretebiliyoruz ve küresel ve globaldeki yerel birçok marka ve kurumla bunu geliştiriyoruz. İçerik olarak da şöyle hani petrol bazlı, bitkisel ya da hayvan bazlı içerikler yerine direkt olarak canlı organizmalardan biz bunu üretiyoruz. Bu yeni bir tasarım pratiği aslında. Hani San Martin'si biliyorsunuz yani en iyi okullarından biri. Orada bile 2019 senesinde MA Biodesign başladı. Ya da biyomateryal terimi çok çok daha yeni. Yani çevrimiçi aramalarda bile biyomateryalin tekstil ve tasarımla olduğunu çok göremiyoruz. Çünkü tanım olarak bile çok çok daha yeni tanımlamaların başladığı bir alandayız. Biz de bu anlamda hani dünyayı paralel olarak takip etmek ve bu anlamda hizmet verdiğimiz için mutluyuz. Çalışmalarımıza hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Harika. Çok teşekkür ederiz. Yani ben kendi adıma da böyle biyomateryal üretiminin olması zaten çok önemli bir şey. Hani sürdürülebilir malzemelerin sağlanabilmesi için gelecekte de. Ama bunun bir moda tasarımı eğitimi almış, moda tasarımından yola çıkmış bir insanın bu yola girip çıkarmasını çok daha manalı buluyorum. Çünkü gerçekten o içgörüyle yola çıkıyorsun ve ona göre ilerliyorsun. Bence bu da çok değerli. Aslında ben kendi adıma da tebrik sistemin içini çok iyi bildiğin için o zararlarını, o endüstrinin dünyayı en çok kirleten ikinci endüstrinin ve bunun için değişime önce olmak gerçekten değerli. Evet. Bununla ilgili belki şunu ekleyebilirim. Biyotasarım dünyada da zaten tasarımcıların, bilim insanlarının ve akademisyenlerin bir araya getirerek başlattığı bir akım aslında. Dolayısıyla buradaki tasarımcıların rolü de çok önemli. Evet. Çok teşekkürler. Şimdi yine aynı soruyu aslında hem kendisini tanımak hem de neler yaptığını öğrenmek için Ayşe'ye yönelteceğim. Ayşe Yılmaz, Ottan Stüdyo'nun kurucusu ve Ottan Stüdyo da yine materyal anlamında daha tekstilden ziyade daha endüstri ürünleri tasarım, mimarlık alanında materyal sağlayan, biyokompozit malzemeler üreten ve bu alanda çalışan tasarımcılar için de sürdürülebilir bir tasarım yapma noktasında heyecanını korumasını sağlayan, onları heveslendiren bir oluşumun kurucusu. Çok da anlatmak istemiyorum, kendisi anlatsın. Ayşe, sözü sana bırakıyorum. Neler yapıyorsun sürdürülebilirlik adına? Kira birazcık bahsedebilir misin Ottan Stüdyo'da? Tabii ki Yaz, teşekkür ederim. Ben de endüstri ürünleri tasarımcısıyım. Ve birazcık galiba Ece ile benzer bir yolculuğumuz olmuş. Aynı şekilde ben de ürün tasarımlarında tüketime karşı bir başkaldırıyla galiba bu işe giriştim.
Ve bu sadece ürünü tasarlarken değil, ürünün özünde malzemeye dokunarak daha büyük bir etki yaratılabilir. Bunu düşünerek hareket ettim. Okul zamanında başladı ODTÜ'nün kurulum süreci. Biz öncelikle temel olarak ne yaptığımızı anlatayım. Gıda ve tarım atıklarını ve bu endüstrinin yan ürünlerini ileri dönüştürüyoruz ve biyokompozit malzemeler geliştiriyoruz. Bu malzemelerde yazın dediği gibi mimari alanda ve endüstri ürünleri yani genellikle mobilya tarafında yoğunlukla kullanılıyor. Ama bunun haricinde işte kalem, oyuncak, packaging, paket, ondan sonra otomotiv, beyaz eşya falan gibi yani neredeyse her yerde solid malzemenin kullanıldığı yerde kullanılabiliyor. Burada bir gıda atığına değer katma tarafı var. Öncelikle buradan yaklaşıyor insanlar. Ama benim çıkış noktam biraz daha tüketimi minimize etmek, tüketmeden üretmek, yine doğal kaynakların güzelliğini görüp onlardan yani onları hayata kazandırmak, yeni bir hayat kazandırmak, farklı bir şekilde kullanmak, değerlendirmek ve hani birazcık sanatsal bir bakış açısıyla onları işlemek tarafı var. Ama diğer bir yandan da biz bu atıkları kullandığımız zaman harcan tüketilecek kaynakların önüne geçiyoruz. Yani ahşaptan üretilecek bir masa yerine biz onu fındık fıstık kabuklarından üretirsek zaten var olan gıda tarım endüstrisinde hani atık yani biz tüketiyoruz hani fındık fıstık beslenmeye devam ediyoruz ve bu hiç kesilmeyecek bir şey yani hani en elzem ihtiyacımız. Bunu yaparken o şeyleri, o kaynağı işliyoruz ve o süreçte inanılmaz bir enerji, su, iş gücü harcanıyor ve elimize iki tane ürün çıkıyor, fındık ve fındık kabı örneğin misali. Bir tarafını alıyoruz, bir tarafını atıyoruz. Ama hani zaten var olan bir ham madde var ortada. Biz onu neden kullanmıyoruz, neden değerlendirmiyoruz, neden ağaçları kesiyoruz, yapraklarını kullanarak üretmeyi denemiyoruz? Bu gibi sorularla baş başa olduğum bir dönemde ODTÜ'den doğmaya başladım. Bir de şöyle bir şey vardı. Böyle biraz daha olaya sanatsal yaklaşmaktansa, çünkü benim için heyecan verici olan kısmı o, biraz daha tasarım kısmı. Ama o etki kısmına daha çok odaklandığım süreç içerisinde ve girişimci oldum. Yani etki odaklı bir startup'ım var. Hani ODTÜ'nü bu şekilde tanıtıyoruz. Çünkü bu etkinin çok daha büyüyebileceğine inanıyorum. Yani bu benim kendi başıma yapacağım bir şey değil. Benim başlatacağım ve hep birlikte yapacağımız bir şey olabilir. Olmalı. Olabilir inşallah. Olur. Evet. Bu arada yani alternatif tasarım materyalleri bizim bu sayımızda özellikle işlediğimiz konulardan biriydi. Bunun gerçekten bence dünyadaki iki temsilcisi bugün kendi hikayelerini anlattı. Bu alternatif tasarım materyallerinden biri de aslında endüstri atıkları. Endüstri atıkları çok önemli çünkü aslında geleceğin sürdürülebilir sistemleri dediğimiz rüzgar santralleri olsun veya diğer sistemlerde çok ciddi bir örneğin alüminyum kullanımı var ve bu alüminyumun üretilme süreci var. Mesela biz bu sayıyı hazırlarken Studio Dustet diye bir ekiple tanıştık yurt dışından ve kendileri alüminyumun üretimi sırasında çıkan yan maddeleri, atık maddeleri kullanarak tasarım malzemesi olarak kullanıyorlar. Yani artık öyle bir dünyadayız ki atıkları atık olarak değil artık tasarım malzemesi olarak kullanmamız gerekiyor. Evet. Ve bu ilham verici hikayelerin aslında ilham verici olması artık hayatımıza girmesi gerekiyor. Bir yerden sonra kullanmamız, yaygınlaşması gerektiğini düşünüyorum. Tam öyle bir dönemdeyiz. Evet, yani sonuçta kaynak tüketimlerine dikkat ettiğimiz noktada hani ne kadar dikkat etsek de kaynaklarımız bir şekilde tükeniyor. O yüzden bizim artık atık diye bir şey tanımlamıyor olmamız lazım. Yani burada Ayşe'nin yaptığı şey de bu oluyor. Dediği yani bu biz çalıştığı işte fındık yine örneğinden gidersem işte yediğimiz fındıklı çikolatalar, ürünler bunların hepsi için büyük fabrikalarda çalışılıyor ama o kabuklar tamamen bir atık olarak görülüyor. Halbuki onlarla da üretimimizi sürdürebiliyoruz. Bu anlamda Ayşe de Ece de
tasarımcılık tarafından çıkıp bunu sadece hani geliştirdikleri teknikleri kendi yaptıkları tasarımları uygulamayıp bir kaynak olarak açtıkları için bence yaptıkları şey çok değerli. O yüzden ikisini de Gözen Enstitüsü'de Ottan'da ayrı ayrı incelemenizi tavsiye ederim ilginizi çektiyse. Evet. Şimdi dilerseniz evet. Bambaşka bir perspektife evet. Gidelim. Aslında bu pandemiyle birlikte dijital dönüşüm hayatımızın yani her noktasında kolaylıkla okunabiliyor ve son dönemde oldukça sık duyduğumuz bir terim var. NFT, kripto sanat. Hatta bizden bir sonraki panel Sayın Levent Erden'in paneli. Onlar da kripto sanat üzerine konuşacaklar. Hayatımızın bu kadar içerisinde olan bir kavram ama o kadar da masum değiller aslında çevreye verdikleri etkiler noktasında. Hatta bu konuda araştırmalar yapan Hakan da bahseder eminim. Memo Akden isminde çok değerli bir sanatçı var, tasarımcı. Kendisi İngiltere'de yaşıyor ve bu konuda çok iyi araştırmaları var. Dilersen Hakan bu arada The Artium'un kurucusu, bir dijital tasarımcı. Dilersen neler yaptığından biraz bahset ve bu dijital dünyanın, dijital sanat tarafının çevreye etkilerini seninle konuşalım. Tamam, çok hızlıca bahsedeyim. Sesim dışarı geliyor değil mi? Benim adım Hakan, Hakan Yılmaz. Ben bir dijital sanatçıyım ve dijital sanat alanında girişimler yapıyorum. Sürdürülebilir dijital sanat projeleri yaratmaya çalışıyorum. Bu konuyu ne zaman fark ettim? 2019 yılında Contemporary İstanbul'da LED'den yapılmış dev bir insan kafası şeklinde bir heykelim vardı. Belki gitmişsinizdir, görmüşsünüzdür, dev bir heykeldi ve onunla ilgili çok fazla eleştiri aldım. Sonra o insanların haklı olduklarına karar verdim. Çünkü gerçekten aslında iyi niyetli bir çabaydı. Heykel sanatının dijitalleşebilir mi diye bir sorunun peşinden giderken oraya varmıştım ve dijitalleştirmiştim. Ama inanılmaz çok enerji çekiyordu. Olağanüstü enerji çekiyordu ve aslında çok da büyük bir şey de anlatmıyordu. Yani küçük bir deneyin sonucuydu sadece. Sadece kostu çok yüksekti. O yüzden orada aldığım eleştirileri bir kenara yazmıştım. Bir sonraki projelerimde buna dikkat edeceğim diye. En nihayet sonrasında da yani NFT öncesi ama o heykelden sonra da birçok talep olmuştu. Dijital eserlere, dijital eserler almak isteyen, sergilemek isteyen insanlarla ilgili. Ben tek başıma bir artist olarak tabii ki o taleplerin tamamını karşılayabilecek durumda değildim. O yüzden globalde örneği olan ama Türkiye'de örneği olmayan bir dijital sanat yayın platformu kurmak istiyordum. Küçük bir sunum ve küçük bir yatırım turundan sonra yaklaşık 20 saat sonra, hatta oldukça hızlıydı, 20 saat sonra The Artium yatırım almıştı ve o platformu kurabilecek gücümüz, ekibimiz oluşmuştu ve The Artium platformunu kurduk. The Artium platform bir dijital sanat yayın platformu. Netflix ya da Spotify gibi hayal edebilirsiniz bunu. Dijital sanatçılar eserlerini platforma yüklüyorlar. Biz de subscription'larla yani aylık aboneliklerle onları izleyebiliyoruz. Evimizde, iş yerimizde ve benzeri yerlerde. Tuna'nın da dediği gibi aslında bu bir NFT öncesi bir dijital sanat hareketi. NFT ile birlikte dijital sanat dünyasında inanılmaz bir hareketlilik oldu. Benim bu dijital sanat alanındaki okumalarım bayağı eskiye dayanıyor. Hatta Mimar Sinan sanat tarihi çıkışlıyım ben. Yani dijital sanatla uğraştığım dönemlerde bir dakika bu sanat işi nereden başlıyormuş deyip bütün sanat tarihini okuyup Mimar Sinan'da 8 yıl gibi bir, uzun bir sürede anca bitirip sonra da dijital üretimler yapmıştım. Konuyu derinlemesine anlamak için. Gerçekten uzun zamandır aslında var olan bir kavram dijital sanat. 1960'larda, 70'lerde çok iyi denemeler var. Ama bugün çok popüler ve ticari bir değeri var. Orada bir takım soru işaretleri var. Bu tartışma konusunu başlatan Memo Akden isimli bir Türk, bir sanatçı ve developer yani yazılımcı diyebiliriz. Yapay zeka ve sanat kavramlarında aslında birleştiren gerçek pioneer ta kendisidir. Oldukça gizli bir kahramandır. Çoğunlukla Londra'da ama şu an Türkiye'de galiba. Fethiye'de. Müthiş bir sorusu var. Bütün NFT dünyasını çalkalayan bir soru. NFT projelerinin iklime olan etkisi ya da doğaya olan etkisi üzerine bir tartışma konusu var, bir araştırma konusu var. Ben en son araştırmayı tekrar okuduğumda panelden önce 1800 NFT üzerinde yapılmış bir araştırmaydı bu ama dosya sürekli update oluyor, sürekli güncelleniyor. Medium isimli şeyde var. Oradan bakabilirsiniz. Korkunç rakamlar var. Yani bir NFT projesinin, NFT görselinin blok zincirine basılması, listelenmesi, satışa sunulması yani. Satılması ve satılan eserin alan kişiye transfer edilmesi
sürecinde yaklaşık 350 bin mil uçakla uçabilecek kadar bir enerjiyi harcıyorsunuz. On binlerce saat boyunca bir havuzu, bir kettle'ı ısıtmışsınız kadar, yani defalarca bir havuzu kettle'ı ısıtmaya çalışıyormuş kadar enerji harcıyorsunuz falan. Ya da 350 bin mil gibi bir şeyi, yolu petrollü bir arabayla gitmişsiniz gibi inanılmaz bir karbon ayak izi bırakıyorsunuz. Bunun korkunç sonuçları var ama burada birçok da etrafında sanatçı var, NFT konularıyla ilgileniyor. O yüzden burada NFT artistlerini kesinlikle şeyden tenzih ediyorum. Yani böyle bir yükün altında bırakılmış olmak onların problemi değil. Yani bireylerin davranışları sorunun kaynağını işaret etmez bence. O yüzden temelde aslında biraz bundan bahsetmek istiyorum. Yani bu NFT konusunun sürdürülebilir olmaması ile ilgili birkaç çalışma var. Biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Hani tatsız taraflarını Memo Akte'nin araştırmalarında okuyabilirsiniz. Bazı sürdürülebilir denemeler var. Bunlardan birazcık bahsetmek istiyorum. Şu anda dünyada yaklaşık 116 tane NFT platformu var. Bu platformlardan yaklaşık 17 tanesi Ethereum blockchain'inde, Ethereum altyapısında. Önemli bir kısmı da başka blok zincirlerinin içinde. Fakat şöyle bir gerçek var orada da. Tüm NFT dünyasının içindeki hacmin %87'si, yani dönen tüm eserlerin, sanatçıların, paraların ve kolektörlerin olduğu dünya, yani %87'lik kısım Ethereum blockchain'inde. Diğerlerini incelediğimizde onlarda çok küçük bir hacim var. Ve içlerinden sadece 1-2 tanesi, çok ender 1-2 tanesi hayatına devam edebiliyor ve ticari sürdürülebilirliği yakalayabilmiş durumda. Bu metni yayınladıktan sonra Memo Akten de bu platformlardan bir tanesinde eserlerini satmaya başladı. Buralarda şöyle şeyler var. Bir Tezos altyapısı denen bir altyapı var. Orada bir tweet attığınızda harcadığınız enerji kadar bir enerji harcayarak tüm transaction yapabildiğiniz bir teknoloji mümkün. Oldukça sempatik, çok iyi de bir komünitesi var. Bence bu bir metot. İkinci metot da streaming platformları. Benim projemde, DearTun projesi de bir streaming projesi. Ve aslında daha önceki çıktığım konuşmalarda ve verdiğim röportajlarda sıkça DearTun bir NFT platformu yapmak istediğimi beyan etmiştim. Ama araştırmalarımı derinleştirdikçe ve bu insanlarla görüştükçe, bu projeleri yapan insanlarla görüştükçe bu teknolojinin aslında henüz bitmiş bir teknoloji olmadığından çok emin oldum. Yani tüm NFT platformları için söylüyorum, özellikle Ethereum blockchain'likleri. Aslında henüz kullanıma hazır bir teknoloji değil, evet. Yarım yamalak ve yolda düzülmesi gereken bir teknoloji. Ethereum 2 denen bir sistem bekleniyor. O yüzden ben de tüm DearTun üzerindeki NFT projelerimin tamamını durdurmuş durumdayım ve bu ikinci versiyonun gelmesiyle yeniden hareketleneceğimizi düşünüyorum. Şimdilik streamingle hayatımıza devam ediyoruz. Yani Hakan'ın yaptığı işler de beni kişisel olarak çok ilham veriyor. Çünkü hiç bu NFT ve bunun etkileri tarafı üzerine konuşmadan Hakan'la bu DearTun platformuyla aslında dijital sanatın bu ulaşılamaz yerinden alınıp daha böyle erişilebilir bir hale getirilmesi bence çok değerli. Çünkü bu noktada aslında zaten hem sanatçıların hem deneyimleyenlerin tam bir yani verim alabildiği, gerçekten ulaşabildiği ve yaşayabildiği etkiler söz konusu oluyor. Ondan sonra da bu NFT konusundaki farkındalığı, Hakan'ın bununla ilgili araştırmalarını sürdürmesi ve buna göre adımlar atması bence çok değerli. Bu Memo Akte'nin izlediği yol da bence pek çok şey için güzel bir yol gösteriyor. Çünkü şöyle, mesela bizim de basılı edisyon çıkarırken bazen karşımıza geliyor. İşte biz basılı edisyonlarda yer almak istemiyoruz. Çok fazla kağıt harcanıyor, şey harcanıyor deniyor. Ama dijitale geçtik bunun için diye bir dönüş alıyoruz. Halbuki dijitale de bakmamız lazım. Dijital tarafta bir karşılığı yok mu? Bir harcanan bir karbon salınımı olmuyor mu? Bir harcanan kaynaklar olmuyor mu? Tabii ki oluyor. Buna baktıktan sonra da hani NFT'yi de çok harcıyormuş. O zaman buradan da ayrılalım, bunu da terk edelim değil. Yine aslında bir tweet kadar bir ayak izi olan alternatiflerin bulunabileceğini görmek adına bence bu gelişmeleri takip etmek de çok güzel. Senin eklemek istediğin bir şey var mı? Yok, hayır. Tamam. O zaman şimdi dördüncü farklı bakış açımıza geçiyoruz. Yine bambaşka bir alan.
sürdürülebilirliğin kentsel tarafına bakacağız birazcık. Çünkü aslında sürdürülebilirlik dediğimiz yani kaynaklardan yola çıktık, işte karbon ayak izi, dijitalin etkilerini söyledik ama aslında bunların hepsini ilerletebilmek için kişiler olarak, bireyler olarak, toplum olarak belli bir mutluluk düzeyinde olmamız gerekiyor, belli bir moral düzeyinde olmamız lazım. Bunun için de yaşadığımız kentler çok önemli. Yaşadığımız kentlerde mutlu olmamız gerekiyor önce. Bunun için bu yaşadığımız kentlerdeki deneyimimizi arttırmak için çok güzel çalışmalar yapan Onar Anlar Kulübü var. Eminim pek çoğunuz duymuşsunuzdur. Onar Anlar Kulübü'nün kurucularından Ufuk bizimle. Şimdi onu dinleyelim istiyorum. Oo, süper. Böyle şey oturmuşuz, sıralı oturmuşuz, Hakan'a atladı falan. Sürpriz oldu. Aynen, sürpriz oldu. Adım Ufuk, Ufuk Emine Kengin. Ben de Onar Anlar Kulübü'nün kurucu ekibindeyim. Ortağım Doğukan da buralarda bir yerde. İki kişi 2016 yılında biraz daha böyle hızlıca şeye, hikayeye girmek gerekirse, biraz daha işte 2016 yılında çalıştığımız teknoloji firmasında sahip olduğumuz 3 boyutlu yazıcıyla üretim gücünü acaba yaşam alanlarımıza sosyal fayda odaklı entegre edebilir miyiz diye düşünmeye başlarken ortaya çıkan proje aslında Onar Anlar Kulübü. İlk başta böyle kendi geçtiğimiz, işte kendi vakit geçirdiğimiz arkadaşlarımızla buluştuğumuz, diyeyim işte o sokakta kahve içtiğimiz veya işte insanlarla bir araya geldiğimiz ufak ufak noktalarda 3 boyutlu yazıcıyla ürettiğimiz modelleri entegre ederek aslında ilk projelerimize başladık. İşte ilk yollarda gördüğümüz doğalgaz kutularına işte ufak saksılar entegre ederek, kırılmış yollarla kaldırımları ayıran babalara Star Wars karakterlerinin kafalarını takarak böyle biraz biraz yavaş yavaş çevremize dokunmaya, ufak ufak dokunmaya başladık. Aslında yani işte kamusal bir parka çiçek ekmekten pek farklı bir olay değil. Ama bir yerden sonra fark ettik ki aslında insanların bir çok ciddi, önemli bir içgörüsüne hizmet ediyormuşuz. Çünkü insanlar gerçekten yaşam alanlarına, kentlerine katılımcı olmak istiyor. Yani kendi evinden çıktığı zaman sokağında gördüğü mobilyaların rengine karar verebiliyor olmak istiyor. İşte bir şekilde çıktığı zaman işte yoldaki kaldırımı onarabilmek istiyor veya bununla ilgili bir şey yapabilmek istiyor. Derken biraz daha Onar Anlar Kulübü aslında o isimdeki kulüp tarafında daha çok karşılayacak şekilde insanların da bir araya gelip birlikte yaşam alanları için, kentler için ürettiği bir sosyal girişim haline geldi. Yani hem gönüllülerle çalışıyoruz, hem içeride işte profesyonel bir ekip var, hem birlikte çalıştığımız farklı disiplinlerden yine profesyoneller var. Ve aslında böyle bir topluluk olarak yaşadığımız alanlar için üretimler yapan, tasarımlar geliştiren bir ekibiz. Biz atma, onar, tüketme, üret, saklama, paylaş diyoruz. Yani aslında buradaki bir sürü, yani buradaki herkesin de bir yandan sahiplendiği değerler bunlar. O yüzden burada olmak da ayrıca keyifli. Yani şöyle ilk başta, yani biz de tabii ilk başta ilk projelerimizi yaparken şeyin çok farkında değildik. Evet, yani kendi sokağımda bir işte kutuyu boyuyorum, oraya bir şey takıyorum falan ama bir yerde baktığında gerçekten son dönemde yaptığımız projelerde insanlardan aldığımız çok ciddi bir şey dönüşü var. Yani bize umut veriyorsunuz, bize motivasyon veriyorsunuz diye yaptığımız her projede. Bu da bize biraz şey gösteriyor. Gerçekten hani sürdürülebilir kavramı işte ekolojik anlamda çok ciddi, hepimize böyle etkileri olan bir kavram olsa dahi aslında Yağız'ın da söylediği gibi bizim aslında kendi yaşam alanlarımızda, bu işte illa işte kent olmak zorunda değil, bu arada kırsal da olabilir, fark etmez. Kendi yaşam alanlarımızın bir şekilde bizim kendi ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyor olması gerekiyor. İşte bizim konforlu bir şekilde hareket edebileceğimiz şekilde olması gerekiyor. Bize mutlu olabileceğimiz zemini sağlaması gerekiyor ki aslında biz oradaki motivasyonla birlikte üretebilelim. Yani şey örneği çok böyle bence güzel şeyler var. Tüküren taşlar vardır. Özellikle böyle yağmurlu günlerde yürürken kaldığımda böyle fışt diye böyle hemen sizi ıslatır ve gününüzün belli bir şeyini, vaktini böyle mutsuz geçirmenize sebep olabilir. Aynı onun gibi aslında sokakta güzel bir şey olduğunda, işte yoldan geçerken işte bir sokak sanatçısı güzel bir müzik çaldığında veya işte renkli bir mural gördüğümüzde aslında o bizim günümüzün güzel geçmesini de sağlıyor. Bir de biz bunu insanlar aslında yapınca, yani şöyle, şimdi her şeyi belediyeden de beklememek lazım diye bir hikayede var ya, yani bizim katılımcı olmamız lazım. Kentlerin işte demokratik olması lazım. İnsanların katılımına bir şekilde alan açabiliyor olması lazım. İnsanların buna motivasyonun oluyor olması lazım. Katılım sadece oy vermek değil, işte katılım sadece işte bir vapurun rengine karar vermek değil. Katılım dediğimiz kavram dışarı çıktığımızda, kapımızdan dışarı çıktığımızda o çöp kutumuzun rengine de karar verebiliyor olmak, bunu da boyuyor olabilmek. Ve işte bu katılımı sağladığımızda aslında kamusal alanda böyle daha o yani kentsel ve toplumsal sürdürülebilirlik adına da bir aslında şey adım atmış oluyoruz. Biz özellikle belki şey söyleyebilirim, Birleşmiş Milletler'in küresel kalkınma amaçları var böyle çok ciddi, işte 17 tane madde, yani 2030 yılına kadar gerçekleştirmesi gereken. Biz orada daha çok sürdürülebilir şehirler ve topluluklar tarafına hizmet eden projeler yapıyoruz.
Ve yani o böyle 360 derecelik şey süre bir kavramı etrafında yapılan her ufak şeyin çok ciddi anlamı. Endüstriyel boyutunda da, işte bu sanat boyutunda da, işte şey üretim boyutunda da. Biraz daha belki işte buradan sonra çıktığımızda da şeyde bakabiliriz. Yaşadığımız alanların ne gibi etkiler verirsek ne gibi değişimler yaratabiliriz diye düşünmeye başlıyoruz. Çünkü bu böyle hep şey, süre beklediğimiz zaman hep ekolojik tarafa bakıyoruz. Diyerek bitiriyorum. Süper. Ya ben her defasında bu dört ismi dinlediğimde etkileniyorum. Hem hikayelerinden hem hayata bakışlarından. Aslında zaten buradan sürdürülebilir zihne geçeceğiz hemen. Aslında sürdürülebilirlik bir sistem. Bunu çok net bir şekilde görüyoruz. Yani sadece çevresel sürdürülebilirlik değil. Yani mutlu olmak bir sürdürülebilirliktir. Yani bunun mutluluğu her gün mutlu olabilmek. Her gün yaşadığın yerde çevrendeki insanlarla konforlu, mutlu bir yaşam sürmek gerçek sürdürülebilirlik aslında bu. Ve tüm sistemler birbirine bağlı. Ufuk'un dediği şey çok önemli bir şey var orada. Ya değişim aslında biz hep başkalarından beklemiş. Bence bizden bir önceki nesil özellikle hep beklemişiz. İşte onlar yapsın, bunlar yapsın işte. Oysa değişimi bizim başlatmamız gerekiyor. Belki de bunu görmemizi sağlayan önemli şeylerden biri de Z kuşağı oldu. Bir panel olur da Z kuşağını anmaz mıyız şu dönemde? Z kuşağı artık hani gerçekten diyor ki biz bu dünyaya geldik. Bizim elimize kocaman bir küresel iklim krizi verdiniz. Mutsuz şehirler verdiniz, mutsuz insanlar verdiniz. Siz ne yaptınız diyor ve biz aslında onların bir üstleri olarak şu an değişimi yapabileceğimizin de farkındayız ve bu dört isim gerçekten bunun için kendi alanlarında değişime önce olan isimler. Ve ben herkesin de kendi alanında değişime önce olmasını istiyorum. Ne iş yapıyorsanız yapın ya da evinizde en basit olarak yani atık mı? Atık üretmemek en büyük sürdürülebilirlik örneğidir. Ürettiğiniz atığı değerlendirmek en büyük sürdürülebilirlik örneğidir. Deyip sana paslıyorum. Tamam, o zaman yavaş yavaş bir sonraki tura da geçebiliriz bence. Aynen, bu bir tık daha kısa olacak gibi. Evet, bir sonraki turda şimdi sürdürülebilir zihin konuştuk. Bunun herkes için farklı karşılıkları olabilir ve mutlaka vardır. Bu kadar işte farklı perspektiften bakan değerli isim bizle birlikteyken ben onların hepsine tek tek sormak istiyorum. Kendi alanınızdan, kendi bakış açınızdan baktığınızda sürdürülebilir bir zihin sizin için ne ifade ediyor? Sürdürülebilir bir zihne nasıl ulaşabiliriz? Nasıl devam edebiliriz üretimlerimize ve hayatımıza sürdürülebilir bir şekilde? Açıkçası yani zihinsel dönüşüm zaten her şeyin başlangıcı. Hani benim bunca hani kariyer ve yolculuk, değişim, dönüşümlerimde hep hani zihinsel süreçlerle başlayan şeyler. Ve biz göz önünde zihin ve maddeyi aslında birbirinden ayırmıyoruz, bir bütün olarak ele alıyoruz. Burada yarattığımız multidisipliner yapı da aslında bu zihin ve madde arasındaki köprüyü dengeliyor diyebilirim. Birazcık aslında hani sürdürülebilirlik belki içi boşaltılmaya da bir yandan devam ediyor ama bir yandan da etkisi var ama bu daha böyle birazcık daha yukarıdan bakıp belki mayalara kadar gidebiliriz buradaki etkiyi anlamak için. Çünkü buradaki en büyük süreç hani zihinsel süreç aslında hani bizim insan, doğa ve evren arasındaki bağların kopuk olmasından dolayı kaynaklanıyor. Yoksa hani iyi bir çevrede yaşayalım, işte her şey döngüsü olsun ama daha derin bir problemi biz burada işliyoruz. Dolayısıyla mayalarda insanın merkezde olduğu değil, bütün ekosistemin içinde olduğu bir yaşam biçimi vardı. Bu bir felsefeydi. Belki de buradaki zihinsel süreçlerde de bunu bir yaşam felsefesi olarak ele alıp ona göre hareket etmemiz önemli. Bu yüzden de biz ne kadar aslında madde dünyasını dönüştürüyor olsak da zihinsel transformasyonlara çok inandığımız için bunu da sanat yoluyla aslında entegre ediyoruz. Biyoloji, sanat ve tasarımı. Dolayısıyla hem zihinsel hem maddesel süreçler aynı denklemde ilerliyor ki birçok farklı alana ulaşabilelim. Çünkü bu öyle bir konu ki hani hem akademik hem endüstriyel hem birçok farklı alanda çok şeye etki etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla ne kadar farklı sektörle ve kişiyle, kurumla bunu yayabilirsek o kadar bunun gerçek bir amaca hizmet edeceğini düşünüyorum. Evet, yani bence de çok doğru. Dediğin şey de çok haklısın. Yani sürdürülebilirliğin temelinde çıkacağımız nokta kesinlikle kendimizi herhangi bir sistemden, farklı komitelerden veya işte çevremizden ayrı görmemek, hepsini bir bütün olarak görmek. Zaten aslında bütün geri kalan yapılması gereken şeyleri de getiriyor. Öyle bir zihin kesinlikle yapısına bizi götürüyor. O yüzden bence dediğin şey çok değerli. Ayşe, sen ne düşünüyorsun sürdürülebilir zihinle ilgili? Ben de denge tarafından yaklaşabilirim konuya. Çünkü yani hayatlarımız denge içerisindeyken
Bu sürdürülebilir bir şey oluyor. Ama ne zaman dengeyi kaçırıyoruz, patlıyoruz. O yüzden denge, bütünsellik, yani bütünsel bir yaklaşım yine konuştuğumuz gibi. Ve bu süreci içselleştirmek, yani kavramları farklı farklı tanımlarla yani birleştirip tanıyoruz. Ama hani kendi tanımlarımızı yaratmak, o süreci iyice özümseyip hani kendi hayatımızda farklı farklı şekillerde uygulamaya çalışmak. Çünkü hiç şey olmuyor yani, yani ben müthiş çevre, yani çok duyarlı bir insanım. Evet, duyarlı olmak da burada çok önemli bir konu bence. Ama işte pet şişeden su içiyoruz ve eksik yaptığımız, hatalı yaptığımız o şey içerisinde çok fazla konu oluyor. Ama sürekli de tekrar dönüp işte şimdi burada ne yapabilirim? Bu suyu böyle içtiysem pet şişeyi daha sonra nerede kullanabilirim? Yani o sorgulama sürecini devam ettirdiğimiz sürece aslında hep küçük adımlarla daha ileriye gidiyoruz ve o denge noktasına yaklaşıyoruz. Denge sürekli kaçıyor hayatta da, yani spor yapmaya başlıyoruz. İyi bir dönemde yapıyoruz, güzel gidiyor. Sonra tekrar kopuyor. Yani benim hayatım öyle. Hani pek çok kişinin de genellikle öyle olduğunu düşünüyorum. Ama burada o dengeyi yakalayarak, işte konuya bütünsel yaklaşarak, sadece plastik odaklı değil de hayır, yani kocaman bir dünyadayız. Pek çok çeşitli kaynak var ve hani buna zarar veren de çok çeşitli faktörler var. Hepsini, yani birkaç tanesini burada konuşuyoruz şu an. Olaya bu şekilde yaklaşarak zaman içerisinde bence bunu iyice özümseyeceğiz, evet, diye düşünüyorum. Denge konusu gerçekten önemli. Az önce hatta Yağız'ın bahsettiği bir şey var. Biz basılı edisyonumuzu çıkarırken biz aslında dijital başladık yayın hayatımıza. 1,5 sene oldu. İkinci basılı edisyonumuz bu. Basılı edisyonumuzu çıkarırken şöyle bir düşündük. Yani konumuz sürdürülebilirlik ve biz bir basılı materyal çıkarıyoruz. Ve bu basılı materyalimizin bir ham maddesi var, kağıt. Kağıdın üretimi, basılması, daha sonra bunun kargolanması ya da satışı için gönderilmesi vesaire. Çok ciddi bir karbon ayak izi çıkarıyoruz, üretiyoruz. Peki bunun yolu basılıdan vazgeçmek mi? Dediğimiz zaman bu sefer tamamen dijitale döndüğünüzde oranın bambaşka bir karbon ayak izi var. Aslında burada dengeyi yakalamak önemli ve biz bu sayıda ilk kez karbon offset yaptık dergimiz için. 0.92 tonluk karbon ayak izimizi 2 ton bir Nori kurumu var, tarım uygulamaları yapan ve karbon offsetleme yapıyor. Henüz Türkiye'de bunu yapan bir kurum yok. Ve biz bu karbon offsetleme ile karbon pozitif bir sayı çıkardık ve dünyadaki ilk karbon pozitif basılı yayını yaptık. Ve bundan sonraki her sayımız için de karbon offsetleme yapacağız. Yani hepsi bir denge aslında. Çünkü mecburen bir şekilde karbon ayak izi üretiyoruz. Bir şekilde o izi bırakıyoruz dünyaya ama onu da bir şekilde telafi etmemiz gerekiyor, evet, diye düşünüyorum. Yani şey de çok önemliydi, yine bu denge konusuyla birlikte olarak Ayşe'nin dediği, farkındalığı kaybetmediğimiz sürece, yani evet şimdi ben buraya oturduğumda konuşma yaparken yanımda pet şişe su var ama bunu ben reddedip burada öksürerek konuşmam da bir seçenek değil. Ama bunun farkında olarak bunun üzerine ne olabilir diye düşünmeye devam edip bu süreci araştırmak ve önerilerle gitmek aslında yapabileceğimiz bir şey. Yani o yüzden hani farkındalığa sahip olup onu bırakmayıp, bazı düştüğümüz nokta olabilir, çok daha duyarlı davranabildiğimiz noktalar olabilir. Bu sürecin tamamına bakarak motivasyonumuzu kaybetmeden aslında bu zihin yapımızı sürdürmek çok önemli. Evet, ve de alternatif üretmek gerekiyor. Mesela evet, peşe burada, biz bunu kabul etmemek bir seçenek ama bunu alternatif üretmek bir seçenek. Aynı dijitalde olduğu gibi, yani orada evet Ethereum kullanan bir sektör var ve gerçekten domine bir sektör. Yani domine bir oyuncular var orada, büyük oyuncular. Ama bunun da alternatifi de var ve tasarımcılar o yöne de yönelebilir. Evet, bir tık daha zorlu ama temiz NFT diye bir şey mümkün aslında, yani bu bir seçenek. Evet. Birdenbire top bana geldi. Birdenbire. Yani şöyle düşünüyorum, sürdürülebilir zihin konusuyla ilgili kendi zihnimiz üzerinden diyorum, hani sürdürülebilir bir sanatçı zihni nasıl olmalı diye düşünüyorum. Aklıma hep şöyle kavramlar geliyor. Öncelikle bu çok uzun bir yol. Yani tüm insan hayatı da öyle, bir sanatçı kariyeri de ya da herhangi bir kariyer. Bu çok uzun bir yol. En baştan bunu bir kavramak gerekiyor. Ve hani o yüzden bu son dönemde çok popüler olan FOMO denen bir kavram var ya, her şeyin bir şeyleri kaçırıyor olma korkusu. O paniklere kapılmadan bence kesinlikle düşük beklentilerle ve oldukça yavaşça hareket ederek bu takım zararlardan kurtulabiliriz. Şeye katılıyorum, hani
plastik şişe konusunda katılıyorum ama orada hani maalesef şöyle bir konu var yani. Ayşe Hanımlar plastikten su içmiyorlarmış. Onların plastiğini basmayalım bu hafta gibi bir konu dünyamız yok maalesef. Yani biz onu içsek de içmesek de onlar orada varlar. Fakat bunun alternatifi ortaya konduğunda işte yine NFT örneğindeki gibi evet orada %87'lik bir alan var ama orada da 13 var, bir şey var yani. 10-14 yapmanın peşinde olan bir takım insanlar olursa olacaktır orası yani. Ve neden bu uzun yolculuk içinde, neden hani böyle yarın hemen %50'ye 50 olsun demiyorum ama uzun bir vadede sakince ve dingince ve daha düşük beklentilerle oraya doğru gidersek bence bunu başarabileceğimizi düşünüyorum. Bir yandan da şöyle konular var. Senin de az önce söylediğin gibi onu anlatmadan geçmemek lazım. Karbon yutağı denen bir konu var. Biliyorsunuz Türkiye'de henüz yok bu işlerle ilgilenen kimseler ama Afrika menşeli birçok firma var. Amerika'da kurulmuş ama Afrika'da da faaliyet gösteren birçok firma var. Bunlarla aslında karbon ayak izlerinizi belli oranda temizleyebiliyorsunuz. %100 clear edemezsiniz ama belli oranda temizlenebiliyor. Ben bir sanatçı olarak bunu yapmaya çok gücüm yetmiyor. Çünkü yaptığım araştırmalar sonunda onun aslında pahalı da bir şey olduğunu öğrendim ama bir kurum olarak mesela DRTÜN tarafında bunu kendimize bir borç biliyoruz. Eğer böyle bir iş yapıyorsan bu temizlikleri yapman gerekiyor gibi bir konu var. O yüzden bence düşük beklentili olmak ve yavaş ve sakin adımlar atmak, her şeyin peşinden koşmamak, her şeye yetişmeye çalışmamak bence bizi daha sürdürülebilir zihinli insanlar yapacaktır diye düşünüyorum. Bu karbon ofsesi de bilmeyenler için ufacık açıklayabiliriz istersen çok kısa ne olduğunu. Evet, şöyle karbon ayak izinden kısaca bahsedersek aslında şu an yani girdiğimiz internetten işte aldığımız bir paketli gıda ya da herhangi bir şeye her şeyin bir dünyada karbon ayak izi var. Bu da onun ilk ham maddenin üretilişinden işlenmesine bize gelene kadar çıkan tüm enerjilerin sonucu. Harcanan tüm enerjilerin sonucu bir karbon salıyoruz atmosfere ve bu atmosferde biriken karbon belli bir oranın üstüne çıktığı için artık küresel anlamda çevreye zarar veriyor. Bunu offset etmek adına da artık bu sorunun bu kadar yüzleşmeye başladıktan sonra bu karbonu artık temizlememiz lazım atmosferden. Bu kadar fazla salamayız farkındalığı geldikten sonra nasıl yapılabilir üzerine kafa yorulmuş. Bunlardan biri aslında zaten doğa kendi döngüsü içinde hem karbon salan hem karbon emen pek çok elemana sahip ve bu şekilde doğal denge kendi başına gidiyormuş insan müdahalesinden önce. Karbon tutan bitkiler var yani çoğu bitki zaten aslında bütün bitkiler karbon tutuyor ama daha yüksek karbon tutuculuğu olan karbonu atmosferden alıp toprağa bağlayan ve toprakta değerlendirilmesini sağlayan bitkiler var. Daha yüksek karbon tutuculuğu olan bitkilerle yapılan bir tarım uygulaması işletiyor Nori kurumu. Dünya üzerinde çeşitli tarım alanlarını kiralayıp orada bu bitkilerin tarımını yapıyorlar ve fazla karbonun toprağa bağlanmasını sağlıyorlar. Bizim yaptığımız karbonun offset işlemi de böyle bir işlem. Kısaca bilgisini vermek iyi oldu. Evet. Buraya küçük bir parantezli şeyi eklemek istiyorum. Karbon neden oluyor? Yani mesela işte plastik, bunun içinden su içtim, karbon mu saldım ya da ne bileyim işte hani ne olunca karbon oluyor yani işte bir ambalaj yaptık ve karbon oldu falan öyle bir şey aslında değil. Tam öyle bir şey değil çünkü aslında temelde ısı ile ilgili yani insan vücudunun ısınması da ya da bir yerde ateş yaktığınızda ya da ekran kartlarınız bilgisayarınız ısındığında da aslında olan şey en nihayet temelde hepsinin dibinde olan şey bu ısı ile ilintili bir kavram olduğu için eğer bir ısı varsa o zaman karbon salınımı oluşmak durumunda oluyor. Dolayısıyla aslında hani böyle çok da korkmamız gereken bir şey değil. Doğanın içinde zaten insandan önce de karbon salınımı vardı, karbon yutağı da vardı. İnsandan önce de orman yangını vardı. O yangınlarda karbon salınımı zaten oluyordu ve doğa bunu zaten hallediyordu. O yüzden aslında hani böyle dev bir şeyle uğraşmıyoruz ya da çok korkunç bir şeyle uğraşmıyoruz. İnsanlar en nihayetinde ısı çıkartacaklardır yani. Ama o kendi yaptığı kadarını temizlemesi gayet yeterli. Şimdilik çok pahalı. Çok yakın gelecekte de bence hepimizin hani böyle küçük çöp vergisi kadar şeylerle bunu halledebileceğimizi düşünüyorum. O yüzden bence kesinlikle korkulması gereken bir konu değil. Kolaylıkla halledilebilecek bence. Mesela karbon noktasına da ufak bir ekleme yapayım. Çok basit bir örnek vereceğim. Geçen seninle konuştuğumuz kinoa örneği mesela. Yani kinoa mesela şu an artık işte sağlıklı yaşam vesaire dediğimizde salatalarımıza direkt koyduğumuz bir şey. Oysa Türkiye'de yetişmeyen bir ürün ve çok uzaklardan geliyor bize. Güney Amerika'dan gelen bir ürün.
Ve kinoanın buraya gelmesi belki de yediğimiz gıdalar arasında en fazla karbon ayak izi üreten gıdalardan biri. Onun toplanması, işte üretilmesi, buraya getirilmesi. Yani bizim sürdürülebilirlik dediğimiz şey, yani doğal yaşam tercih eden birçok insan aslında bunun farkında. Sürdürülebilir yaşamak istiyor. Belki çöpünü işte atık kutusuna atan birisi ama kinoa yemeyi tercih ediyor. Oysa belki de en büyük hatayı burada yapıyoruz. Biraz aslında düşünme biçimimizi, bu sistemimizi değiştirmemiz gerekiyor. Ve işte sürdürülebilirliğin de tek yönlü olmamasının bir örneğiydi. Yine bu kinoanın devamında Dilara Koçak'ın bu alanda çok araştırmaları varmış. Onun bir konuşmasını da dinlemiştik. Kinoa hani çok uzaktan gelip bir karbon salınımı şey yaratıyor. Bunun yanında da geldiği yerde aslında temel besini bu olan, daha çok yani yerel halk bunu yerken, şimdi o kadar fazla ihraç ediyorlar ki onlara kalmıyor ve onlarda aşırı fiyatları artıyor ve orada bu sefer oradaki yerel dengeyi de bozmuş oluyoruz. Onların mutfağını bozmuş oluyoruz. Yani böyle hani çok fazla evet sürdürülebilirliğin boyutu ve dengesi var. Hani tek yönlü hiçbir şey değil. Bu da bu örneği eklemek istedim. O zaman son olarak sana gelelim Ufuk. Sürdürülebilir zihin yapısına nasıl ulaşırız? Nasıl sürdürürüz? Bu arada çok keyifli ya sizleri dinlemek. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık arkadaşlar. Yani şöyle biz Onaranlar Kulübü'nde şey diyoruz, biz işte sadece kentleri onarmıyoruz, zihinleri onarıyoruz diyoruz. Yani kendimize biçtiğimiz bir misyon doğasında yaptığımız bütün işlerde ki buradaki herkesin doğasında. Yani sürdürülebilirlik anlamında işte bir şeyler üretmeye çalışan, proje üretmeye çalışan, yaptığı işin odağını sürdürülebilirliği koymaya çalışan herkesin aslında bir odağda hem yaptığı işi sürdürülebilir kılmak hem de o sürdürülebilir kaygısını ve algısını insanlara anlatabiliyor olmak ki o yüzden buradayız. O yüzden ben şey çok kritik yani bu tarz işleri ufak ufak adımlarla olsa da bir şekilde yapıyor olmak çok kritik. Zaten üzerine bir sürü şey söylediniz benim hani üzerine çok çok söyleyecek bir şeyim yok ama ya bir şekilde oraya gitmemiz gerekiyor zaten. Her türlü o sürdürülebilir zihin dediğimiz hikayeye doğru gitmemiz gerekiyor. Şu an işte böyle şey bizim paydaş olarak birlikte çalıştığımız işte markalara veya kurumlara baktığımızda hep böyle bir şey işte ya sürdürülebilirlik anlamında bir şey yapmamız lazım ama ne işte biz üretim alanımızı, üretim sahamızı bir şey bir şekilde sustainable yapmamız lazım onu nasıl yapacağız çok maliyetli gibi şeyler geliyor hep ama bir şekilde yapıyor olmamız lazım yani şu an yapmıyor olsa yapmasak 2 yıl sonra yapacağız zaten mecburuz buna yani hem işte şimdi global anlaşmalar işte küresel baskı falan demeyeceğim yani yaşadığımız yer o hava artık zaten şeyini olması gerekenden rayından çok çıkıyor. Sıcaklık olması gerekenden işte rayından çok çıkıyor. İşte deniz ekosisteminin yok olması söz konusu vesaire vesaire. O yüzden hareket etmemiz lazım. Hepimiz o sürdürülebilir zihne gitmesi lazım. Şu an işte Hakan dediği gibi şu an attığımız adımlar belki biraz küçük geliyor. Ama şu an atmaya başlıyor olmak işte ileride atacağımız adımların boyutunu çok çok ciddi etkileyecek. Yani şu andan işte bir şekilde işimize bunu entegre etmek bundan 3 yıl sonra işimizdeki o sürdürülebilir algısının çok çok daha büyük olmasını sağlayacak. O yüzden hepimizin bir şekilde oraya gitmesi, o işte o sürdürülebilir zihinle düşünmeye çalışması ve aksiyon alması ve işte hem kendi işini, hem kendi hayatını, hem kendi işte beslenme düzenini, işte hem kendi sallıyorum şu an işte şeyini, ailesini daha sustainable nasıl bir şekilde, daha sürdürülebilir nasıl yönetebilirim, yönlendirebilirim ve işte nasıl daha işte etrafıma sürdürülebilirlik gibi bir şey katabilirim diye düşünmesi lazım. Çünkü 5 yıl sonra konu bu olacak yani, yani 10 yıl sonra zaten konu bu olacak. Yani sıcaklıklar çok arttığında, insanlar sıcak hava dalgalarından daha fazla ölmeye başladığında, işte ekosistemler yok olduğunda zaten buraya gideceğiz. O yüzden işimiz, yani şöyle evet olacak umudumuz var ama işimiz zor ama bence eğlenceli bir yandan. Çünkü birlikte hareket ediyoruz. Birlikte hareket etmek falan çok güzel yani. Bir şekilde birbirimize sarılıp daha sürdürülebilir bir dünyada nasıl yaşarız diye. Daha çok karbon salalım. Aynen böyle sarılıp şey yapıyormuşuz, zıplamaya başlıyormuşuz. Bu noktada da yani son dönemde bir başka bir kavram da var. Onu da kısaca diyeyim. Yeşil aklama, greenwashing. Özellikle yani hükümetler artık yani tüm dünya genelinde oy toplamak için veya büyük şirketler bunu bir pazarlama stratejisi olarak izliyor. Aslında bunu lehimize çevirmek bizim elimizde. Çünkü talep oluşturmak. Çünkü aslında değişim biz bireyselde başlasa da büyük şirketlerin, hükümetlerin attığı adımlar çok daha büyük oluyor. Çok daha güçlü oluyor ve bizim bu rüzgarı arkamıza almamız gerekiyor. Yani ben şeye de karşıyım. Ya bu yeşil aklama yapıyor bu marka. Bununla çalışmayalım, bununla proje üretmeyelim. Hayır, onları bizim yönlendirmemiz, bizim ön ayak olmamız ve o gücü arkamıza almamız gerekiyor. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Yeşil aklamayı aslında gerçekten kullanabiliriz. Evet, lehimize çevirebiliriz, evet. Lehimize kullanabiliriz. Evet. Bu da önemli bir kısmı. Sürdürülebilirlik adına böyle 4 farklı perspektiften size yeni ufuklar açılsın istedik. Çünkü biz hepsini dinlediğimizde dediğimiz gibi çok ilham aldığımız 4 isim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Soru varsa soru alabiliriz. Yoksa da var. Bir normal aralıyor muyuz? Mikrofon gerekiyor mu? Bence gerekmiyor. Geliyor, soru geliyor mu? Geliyor galiba.
Şimdi buradaki herkes az çok sürdürülebilirliğin ne kadar önemli olduğunu bilen ve bilinçli insanlardan oluşuyor ki buradalar. Sizin aileleriniz az çok bu bilgiye sahip ki siz bir şekilde bu, yetişmişsiniz ve bunu bilincinde olduğunuz için çevrede bir yayma içerisindesiniz. Ama şeyi merak ediyorum. Ya biz zaten kendi içimizde bir komüniteyiz ve bunu devamlı birbirimize anlatıyoruz. Ama asıl buraya gelmeyen ve bizim ulaşamadığımız insanlara nasıl ulaşma hedefindesiniz? Yani demek istediğim, şu anda buradaki herkes biliyor. Hı hı. Ama bilmeyene nasıl ulaşıyoruz yani? Biz onlara zorla tutup da sarsıp siz bunu hani öğrenin gibi bir zorlama içine giremeyeceğimize göre nasıl bunu aşılamalıyız? Yani hani sustainable mind olarak ya bunu nasıl artık oturtmalıyız? Çünkü ben burada mesela atıyorum otobüsten çıkıyorum, devamlı uyarılıyor. Diyor ki hani önce otobüs ya da işte metrodan çıkan yolculara yol verin diyor. Ama hala insanlar üzerine gelmeye devam ediyor. Bunu engelleyemiyorsun ya. Bunu nasıl bir yol izliyorsunuz veya kafanızda nasıl bir şey var? O noktada ben kendi adıma cevap vermem gerekirse, bizim bu sayıyı çıkarmamızın üzerinden de çeşitli deneyimler yaşadık. Biz yani evet burada buradaki işte bir arada olduğumuz topluluk, bizim işte genel işte okuyucularımız, çevremiz falan belli bir farkındalık düzeyinde. Ama aslında ilk başta kendi içimizde de bileceğimiz, daha derinlemesine öğreneceğimiz çok şey var. Birazcık onları da aslında eksik olan yerlerini gördük. Biz ilk yani kendi küçük şeyimizde bile bu mesela karbon offset işlemini anlattığımızda karbon offset'i aslında herkes tam olarak bilmiyor, bilmeyebilir. Çok yeni şeyler tabii ki. Biz onu o yüzden kendi çevremizden başladık. Ondan sonra kademe kademe işte dergimiz aracılığıyla ulaştığımız işte farklı gruplar, işte kütüphaneler, şeyler bu şekilde ilerletmeyi planlıyoruz. Ama mesela verdiğin örnekteki işte metro otobüs gibi alanlardaki temel işte topluluk kurallarının hala uygulanmaması noktasında da yani bunlar tabii ki sürdürülebilirlik anlamında da olacak. Yani bu dünya yanıp kül olsa da hani en sonunda hala böyle çok büyük bir kesim böyle bu farkındalığa sahip olmayabilir. Bundan da demotive olmamak gerektiğini düşünüyorum. Etki yaratabilecek insanlara ulaşıp birazcık aslında onları bu konuda aydınlatmak, birazcık daha rahatsız etmek aslında. Yani bu rahatsızlığı onlara da aşılamak bizim yani Mercado olarak en azından cevap verebilirim. Temel mesela, şeylerimizden biri. Mesela şöyle bir şey yapıyoruz biz, ufak örnek vermek gerekirse. Önümüzdeki hafta Contemporary İstanbul var ve biz hani Mercado olarak oranın da medya partneriyiz. Oraya da bir enstelasyonla giriyoruz ve enstelasyonumuzu mesela Ottan Stüdyo ile birlikte ham maddesini yaptık ve yumurta kabuğu atığından bu enstelasyonumuzu gerçekleştirdik. Ve Contemporary'de aslında şunu da göstermek istiyoruz. Biz öncelikle amacımız kendi sektörümüze, yaratıcı sektöre bunu göstermek. Bakın böyle bir malzeme de var. Yani siz illa plastik kullanmak zorunda değilsiniz gibi. Bunu da aslında kendi içimizde de bir göstermemiz lazım. Çünkü hala tasarımcılar, ilk başta da belirttiğim gibi yanlış demeyeyim ama alışa gelmiş bazı teknikler kullanıyor. O alıştığımız materyalleri kullanıyorlar ama aslında bunların hepsi de çok ciddi kalıcı zararlar veriyor. Önce aslında kendimizde başlamamız gerekiyor. Ve bu sayıda biz bile kendi, yani Yağız'la kendimi kastediyorum mesela, en başıyla ilk bu konuya başlarken şimdiki biz arasında çok fark var yani bu anlamda. Evet, mesela şeyde de çok küçük ekleme yapacağım. Ondan sonra yine bu soruyla ilgili bir şey demek isteyen varsa söz vermek istiyorum. Bu enstelasyonumuzu Contemporary İstanbul yine böyle şimdi bu şey yapınca aslında yine çok kapalı bir grup, yine çok belli bir grup. Ama bunun sonrasında mesela sergilemeye devam edeceğiz. Özellikle sergileyeceğimiz yerde KTSM'de olacak mesela, yine sonrasında görmek isterseniz. Kale Tasarım Sanat Merkezi. Orası da öğrencilerle, gençlerle çok içli dışlı olan, çok onlara yönelik bir olan bir merkez. Ve hep böyle işte çeşitli okulların tasarım bölümlerini ağırlayan bir yer. Mesela orada daha farklı, daha genç, daha bu alanda yine hevesini gençken canlandırabilecek bir kitleye ulaşıyor olacağız. Sonrasında da hep böyle aslında kendi, yani bütün işte basılı edisyonumuzda şeyde de bir kendi çevremizden başlayıp halka halka ne kadar büyütebilirsek o şekilde ilerlemek istiyoruz. Ben bir şey eklemek istiyorum. Pardon, hızlı mı geldim? Çok hızlı. Pardon. Tam sorduğunuz soruyu düşünüyordum. O sırada siz soruyu sordunuz. O yüzden heyecanla cevap vereceğim. Şöyle oluyor aslında. Mesela Memo Akden'den bahsettim az önce. NFT'nin ekolojik zararları üzerine bir makale yayınladı. Kendisi beni tanımıyor. Ama ben o makaleyi okudum. Sonra oradaki diğer araştırmaları okudum. O araştırmalarımı derinleştirdim ve sonra
kendi yatırımcılarımın karşısına çıkıp hayır arkadaşlar bir süre daha NFT yapmıyoruz. Bu iş çözülünce yapıyoruz dedim. Ve sonra gelip o hikayeyi burada size anlattım. Önce Tuna'ya anlattım. Tuna dedi ki hadi insanlara anlatalım. İnsanlara anlattım falan. Dolayısıyla sıra sende. Yani anlatma sırası sende. Önce Memo anlattı. Ben Memo'yu dinledim ve Memo'nun söylediklerine etkilendim. Ve çok ciddi bir yatırımı reddedip hayır bu paralara ihtiyacımız yok. Şimdilik bunu yapmasak da olur deyip yapmadım ve bunu gelip sana anlattım. Sen de bunu arkadaşlarına anlatmalısın bence ve bu o şekilde kulaktan kulağa yayılmalı. Biz hepimiz bunlarla uğraşırken bir yandan insanlar metroda gerçekten hala birbirini itmeye devam edecekler. O itiş kakış girmeye çalışacağız ama bir yandan da bunu konuşuyor olacağız. O yüzden o ikisini lütfen birbiriyle bu kadar ilintili tutma. Çünkü senin benim dokunabileceğimiz bir sürü insan var. Ne güzel işte mesela işte bir pazar sabahı bir sürü akıllı insan burada toplandık ve işte ben sana dokunuyorum, sen ona dokunacaksın, o ona dokunacak falan. Aslında işin özü bu. Çünkü biz sürekli konferans veremeyiz değil mi? Ben de kendi yöntemimle cevaplayabilirim. Ben de bunu düşünüyordum. Ben de şöyle yaklaşıyorum konuya. Bu ürünleri üreteyim ve insanlara ulaştırayım. İnsanların evine girsin, hayatına girsin. Bir şekilde hayatının parçası olsun ve sürekli yani zaten yani şöyle biraz daha ürünlerden örnek vereyim. İşte kahve posasından bir kafe işte tezgahta bir kafede yiyip içtiğiniz zaman hani o zaman bir farkındalık oluşuyor. Veya işte portakal kabuklarının bir aydınlatma yani bu ürünlerin insanın hayatına giriyor olması veya geçerken bir yerde sadece bununla tanışıklık yaşıyor olman. O zaman şey diyorsun yani son tüketim tarihi geçmiş gıdalardan bir buzdolabı mesela diyelim büyük bir markayla işbirliği yapıyorsun ve o markanın etki potansiyeli çok yüksek. Hani ben bu şekilde ulaşmaya çalışıyorum aslında daha geniş kitlelere çünkü yani o greenwashing tarafına da dokunuyor biraz. Bizde şu an potansiyel var, güç var ve hani bunu iyi kullanırsak o zaman o etki potansiyeli yüksek olan firmalarla veya işte kurumlarla, kuruluşlarla birlikte gerçekten pozitif bir şey yapabiliriz. Ve bizim ürünleri gören kim olursa yani her türlü sosyokültürel çeşitli yerlerden gelmiş farklı insanlar bu arada gerçekten çok çok ilginç insanlarla zaman geçiriyorum yani her yerden. Yani hepsinin yaşadığı şaşkınlığı ve heyecanı görebiliyorsunuz. Hepsi farklı, hepsinin gözünden farklı bir şekilde okunuyor. Ama o şey hani o parıltıyı görmek, o hani etki ettiğini görmek, bir şeylerin değişeceğini yani orada hissediyorsunuz zaten. Ve bunu sadece bir parça ürün yani küçük bir şeyle yapıyorsun ve bir anda bir ışık yanıyor. Bu çok tatlı bir şey. Yani büyük oyuncuları değiştirirsek, bu güç de bizim elimizde, büyük değişimler olur yani. Buna ön ayak olacak ama biziz yani. Evet, ben bu soru için çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü tam böyle paneli kapatmak için çok güzel bir soru oldu. Biz de sorsak çok yerinde bir soru olmuş. Teşekkür ediyoruz. Zamanımız da doldu. Evet, ya başka soru olursa hani bize özel olarak hepimize ulaşabilirsiniz zaten. Bir sonraki paneli de hani aksatmayalım. Çok güzel bir panel var çünkü Levent Erden'in. Kripto sanat üzerine bir paneli var. Mutlaka dinlemenizi öneririm. Çok değerli isimler var orada da. Sanırım bir 5 dakikacık bir ara olacak. Ardından panellerle devam ediyoruz. Çok teşekkürler. Bugün gerçekten evet, birlikte olduğumuz için. Panelistlerimize çok teşekkür ederiz. Size de dinlediğiniz için, geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Pazar sabahında. O zaman ilham dolu bir pazar olsun. Herkese iyi günler.